kibrit rolünü ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Geldin. Geldim. Ya ben geldim ama hayatım öyle bodoslama giremezsin. Nasıl yani? Yani gördün işte hayatımı. Yani bu aramızdaki... Seni hiç üzmeyeceğim Filiz. Hiç üzmeyeceğim. Ben şimdi geldim ya. Sen de gitme bir yere. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Korkma sen, tamam mı? Barış bak. Bakıyorum zaten. Çaylarınız geldi. Sağ ol. Evet. Ya biraz hızlı mı gidiyoruz bilmiyorum. Öyle çat diye öptün beni falan. Hızlı gitmiyor muyuz yani? Niye, hoşuna gitmedi mi? Mesele o değil. Ne peki? Ya benim zor bir hayatım var biliyorsun işte. Ya sorumluluklarım, kardeşlerim. Zaten güç bela ayakta duruyorum. Bir de sen... Ben ne? Ya benim kafam çok dolu. Aslında öyle aşk meşk, işte erkek arkadaş falan. Ne vaktim var ne halim var. Eyse, sen buna katlanmak zorunda değilsin. Yani senle istediğin yere istediğin zaman gelemeyeceğim. Sabah akşam yapmak zorunda olduğum şeyler var. Yani buna katlanmak zorunda değilsin işte. Yani başka bir kıza da... Başka bir kız neymiş be?
Ben sadece seninle mutlu olmak istiyorum. Bana inan, güven. Bundan başka hiçbir şey istemiyorum. Ben ilk defa birine güveniyorum zaten. Yani bana karşı açık ol, tamam mı? Net ol yani. Eğer bir gün sıkılırsan, işte zor gelirse, artık dayanamazsan söyle yani. Söylemeyeceğim. Nasıl söylemeyeceğim? Söylemem. Çünkü senden asla sıkılmam. Sen varken hiçbir şey zor gelmez bana. Bir de ne? Ne olur bana yalan söyleme. En sevmediğim şey. Tamam. Tamam. Filiz, geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Yarın görüşüyoruz. Tabii. Tamam o zaman. Tamam. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Aa, ablacığım, kalktın mı sen? Hı. Solundan kalktın galiba, ne bu surat? Yok bir şey. İyi. Hadi gel kahvaltıyı birlikte hazırlayalım. Çay da koymamışsın. Koymadım. Hayır yani hep sen koyarsın ya onun için. Çünkü sıkıldım artık çay koymaktan. Tamam ablacığım, ben hallederim. Abla, bir şey soracağım. Hı. Başka çocukların evinde hep anneler kahvaltı hazırlıyor, değil mi? Çocuklar da hazır kahvaltıya oturup yemeklerini yedikten sonra okula gidiyorlar. Babalar da işe. Evet ablacığım. Ama o çocuklar isteseler de kahvaltı hazırlayamazlar ki. Niyemiş? Senin kadar becerikli değiller çünkü. Hadi otur sen. Ben hallederim kahvaltıyı. Ay sıkılmış çay koymaktan, yiyeceğim onu. Önce şu jantları elden çıkarmak lazım. Bana inan, güven. Bundan
başka hiçbir şey istemiyorum. Ben ilk defa birine güveniyorum zaten. Yani bana karşı açık ol, tamam mı? Net ol yani. Ha bir de... Bir de ne? Ne olur bana yalan söyleme. En sevmediğim şey. Tamam. Tamam. Barış abi. Abi. Hop. Efendim. Jantlar. Hangiler? Ha bu jantlar, tamam. Size bir numara bırakmıştım hemen. Ararsınız diye. Arayın gelsin alsana da. Tamam. Halayla yaptığımız gibi yumurtalı ekmek yapalım mı? Yumurta yok ki evde ama. Şimdi bugünlük peynir ekmekle idare et, alınca yaparız. Ne gülüyorsunuz be? Ne var söyleyin biz de gülelim. Sen, ihtiyacın var senin. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin o gülen yüzün hiç solmasın inşallah. Amin amin. 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 Allah Allah ne ya ağlayayım mı? Aman aman ağlama gül gül bir şey demeyin. Kiraz ne yapıyorsun orada sen ya? Uyandığından beri durmadın 2 dakika. Sıkıldım çünkü. Ya tam geri 2 dakika yemek ye. Yemeyeceğim. Yemeden olur mu ablacığım? Ne demek yemeyeceğim? Hadi. İstemiyorum. Ya bırak atsın enerjisini. Ne yapıyorsun yapsın? Abla babam nerede? Şeyma. Takılmıştır bir yerde ya. Gelir. Oğlum sen ne kaşınıyorsun ya? Bak. Bit falan varsa bunu dezenfekte edin. Yemin ederim sokmam odaya. Doğru düzgün konuş. Odaya sokmam ne demek? Oo. Ne biçim koku ya? Bit yok, pislik var. Kalk. Kalk duşa. Rezil herif sen. Pis. Alo. Alo Filiz. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Özledim seni. Sen de beni özledin mi? Hı hı. Tamam. Buluşuyor muyuz bu akşam? Ne? Efendim? Hayır yok sana demedim. Ben 2 dakika yarayayım mı seni? Tamam. Ne oldu? Abla bunun kimisi? Aa bu ne ya? Işığı yanmıyor bunun. Allah Allah bir bu eksikti ya. Bu da bozulmuş. Yani soğuk moğuk. İşte su buldun yıkanacaksın ablacığım ne yapayım? Abla. Ben yıkanamam ki. Su buz gibi. Tülay ablalar da yıkanayım mı? E canım hamam mı kadının evi? Su kesikken kaç kere rahatsız ettik zaten. Bakma öyle. Tamam bakma öyle. Ocakta su ısıtır yıkarım ben seni. Hadi çık. Tamam çık hallettim ben çık. Sen de mi kokuyorsun lan? Kokuyorum ya. Termosifon sizlere ömür. Şaka. Hah. Suları açtırdık diye fazla sevindik, nazar değdi. Hadi gidin bakın şunu bir ya, belki düzelir. Ton evde nerede? Dur, oda da getir. Getirsene. Kiraz yapmasana ablacığım, iyice içine çökecek. Ah gitti, vay kaldı koltuğun zaten. Bu evde de hiçbir şey yapılmıyor. Nereye ya? Dışarı çıkacağım, sıkıldım. Tamam, Fikret'ten sonra sen yıkanacaksın ama gitme. Kiraz uzağa gitme ablacığım. Fikret'ten sonra sen yıkanacaksın. Abla ben çok üşüdüm ya. E git üstünü giy. Oğlum yanmış bu ya. Ne yapacağız? Oğlum çalışmaz mı? Yenisini almak lazım. Ne oldu? Yapabildiniz mi? Ne yapması? Bu sizlere ömür ya. Çalışmaz mı? Yenisini almak lazım. Ha kolaydı o. Ya biz neyse de yani. Çocuklar hasta olur. Yok ben onları ocakta su ısıtıp yıkayacağım. Ha bu sefer de tüp biter 2 güne. Ocak çalışmaz. Oğlum açmasana şu ağzını ya. Allah Allah. Ya siz bir hurdacı Mustafa abiye baksanıza. Çıkma termosifon vardır onunla belki. İyi. Ben çocukları su ısıtacağım. Tamam benim izin günüm zaten. Ha, iyi oyalanmayın çok. Tamam.
Sen de mi bitlendin lan yoksa? Ne biti ya? Ne biti? Bu saçta kim bilir ne organizmalar yaşıyordur oğlum. Saça bak. Yine çok komiksin abi. Ha. İnanılmaz komiksin. Oğlum ben de kaşındım ha. Eklesene oğlum. Günaydın. Günaydın Haşim abi. Ya fazladan simit aldım. İsteyen var mı? Yok abi sağ ol. Biz de keçi boynuzu pekmezi aldık. İster misin? Sabah sabah ne pekmezi lan bu? Keçi boynuzu. Ben çay almaya gidiyorum. Ben de çay al zaten. Yengem de adam alıyor. Haberi yok. Boynuz diye. Bir balda iki kiraz biri Fikri Bey. Ha. Ben size kıyafetlerinizi böyle yıkadım, ütüledim. Vallahi jilet gibi oldu. Kapıyı asıyorum. Ay Şeyma Hanımcığım, vallahi kendinizi çok yoruyorsunuz. Ben buna çok üzülüyorum ya. Yok canım, ben yorulur muyum hiç? Kahvaltıyı da hazırladım. Hazırlıyorum, omlet yaptım size. Bir de portakal suyu sıkayım mı? Vallahi size zahmet olacak. Peki şey yok mu? Hani geçen gün havuç suyu sıkmıştınız, o havuçlar bitti mi? Havuç? Tabii eklerim. Siz isteyin yeter ki. Tamam. Tamamdır. Astım. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Benim şu keyfim var ya. Kimse nerede var? Yandım Allah! Oğlum sen de sıcakta yıkanmıyorsun, soğukta yıkanmıyorsun ya. Kaç derece yapayım suyu senin için? Sabunlan. Güzel sabunlan. Ha? Güzel. Ha? Ya abla gözüm yandı ya. Oğlum ne kadar söyleniyorsun ya. Oo! Abla ben yıkarım, sen çık ne olur. Oğlum hem su döküp hem nasıl sabunlayacaksın kendini, hadi. İyice koltuk altlarını ha. Yap. Aferin. Ulan sen bayağı bir şey var seninle ya. Az ileride yürü. Aman ben çok meraklıyım seninle dip dibi yürümeye. Çek. Sabah sabah yaptığım işe bak ya izin günümde. Ulan sen bayağı bozuluyorsun değil mi market tatil olunca? He bozuluyor. Ulan bu yaşında var ya işkolik oldun Hikmet. Sen kendine bak be. Müjde, sen mi geldin? Matematik mi? Derhal öğreteyim. Sınav mı? Hemen birlikte girelim. Komiklik yapma lan. Bir şey soracağım. Ha? Sizin Müjde'yle aranızda ne iş? Abi bilmiyorum ki ben de yani. Böyle bir beraber gibiyiz. Hı. Yakınız yani. Sonra uzağız da yani. Arkadaş mıyız, sevgili miyiz? Ben anlamadım hiçbir şey bu işten. Ben anladım abicim. Allah kurtarsın kardeş. Batağa düşmüştüm. Çek lan. Çocuklar da. Müjde. Hava soğuk mu? Kombiyi mi açayım? Bu havada. Hı. Yani Fikir Bey duştan çıkınca üşümesin adamcağız. Gebersin ya bize ne? Ne biçim konuşuyorsun? Şşt. Ay dayanamayacağım. Açıyorum. Anne yeter. Ne kombisi bu havada ya? Ev zaten hamam gibi görmüyor musun? Biz senin ilaçlarını mı değiştirsek? Şşşt. Yavaş. Ay yavaş. Buyurun. Ay elinize sağlık, omlet de çok güzel görünüyor. Ben şuna bir takviye yapıp geliyorum. Ama dolu. Alaret yapmış. Sıkkımın peki niye? Şşşt. Ne biçim konuşuyorsun? Vay be.
Mikrabi Haşim abinin evinde kalıyor. Demek ki söylenenler doğruymuş. Ay bu günleri de mi görecektik be? Alo! Şşş! Baba? Prensesin önce bir sarıl bakayım. Sarıl, hoppa! Ulan tabii duymazsınız be. O kadar konuşursanız. Kim o? Ben açarım. Ben bakarım. Baba? Kiraz, senin işin var burada. Sen burada mı kalıyorsun? Evet, burada kalıyorum. Ben de geleyim mi? Yok, yok, yok. Olmaz sen şimdi. Eve git, sonra ben senin yanına uğrarım. Hadi, 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 hadi. Alo. Abi şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama delirmeyeceksin. O ne demek lan? Ne söyleyeceksen söyle. Abi yengeyle ilgili. Ne olmuş lan yengene? Abi, Ayya Şükrü yengenin eve dadanmış diye sağda solda konuşuyorlar. Lan oğlum, lan oğlum kim çıkarıyor lan bu lafları? Vallahi abi laf değil. Demin ben de gördüm sizin evde. Bu sefer uyandı bizimki galiba. Atalan Üsküdar'ı geçti. Fiko, üstünü kirletmeden, terlemeden oyna, tamam mı? Tamam. İsmet aşkım, seni de yıkayalım mı? Köpük köpük yapalım mı seni de? Hadi gel bakalım. Hoppa. Aa Barış. İki dakika yarıyorum deyip aramayınca kalkıp geleyim dedim. Ne haber İsmet? Hadi geçsin. Ya kusura bakma Barış ya. Termosifon bozuldu da sabah sabah öyle su ısıttım, çocukları yıkadım falan, kafam dağıldı. Tamam, sakin ol. Hadi çıkalım. Ya bugün bir şey yapamayız yani. İsmet benle. Tülay'ın annesi geliyor, onu da bırakamam. Ya başka zaman yapsak olur mu? Olmaz. Nasıl olmaz? Madem İsmet'siz çıkamıyoruz, biz de onu alıp gidelim. Nasıl, hep birlikte mi? Evet. Şöyle güzel bir tatlı yemeğe gidelim ha. Olur mu İsmet? Olur. Olur. Oh. Bayağı hep birlikte gideceğiz yani. Evet, hep birlikte gideceğiz. O ses ne ya? Çocuklardan gelmiştir. Yok ya, ne çocuğu? İsmet var bir tek evde. Dur. Tut bir. Allah. Çekil, çekil kenardan. Dur, dur. Sen bence İsmet'i al, aklovayı bana ver. Ha. Hı hı. Dikkatli ol. Lan! Kiraz, sen ne yapıyorsun burada ya? Ne zaman geldin? Demin sen Fikret'i yıkarken. İyi. Hadi Barış'a tatlı yemeğe gideceğiz. Üstünü başını giy. Tamam. İyi misin sen? Çok iyiyim. İyi. Hadi hazırla. Bak sana sessiz ol dedim. Duydular işte. Ah. Ha İsmet ka... Kiraz? Fikri Beyciğim, birazdan kahveniz hazır. Ellerinize sağlık Şeyma Hanımcığım. Şöyle kahvaltıdan sonra bir keyif yapalım değil mi baba? Ne oluyor? Ne oluyor orada? Şeyma Hanımcığım, ne oluyor? Ay bilmiyorum. Ay olay var galiba. Gel 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 gel, bizi şahit mahit yazarlar. Başımız derde girmesin, gel gel. Baksanıza polis falan var. Hayatım,
Polisler geldi. Yalvarırım, yardım edin. Kızım yok orada da, yalvarırım. Bulun onu. Tamam hanımefendi, sakin olun. Neydi kızınızın adı, kaç yaşlarında? Seda. Seda Solmaz. 3,5 yaşında. En son ne zaman gördünüz? Yarım saat oldu, olmadı. Buradaydı. Bugün kızımın doğum günü. Bahçede eşimle birlikte onu kutlama hazırladık. O da arkadaşlarla beraber oynuyordu. Sonra birden kaşla göz arasında kayboldu. Anlıyorum beyefendi. Üzerinde ne vardı acaba? Pembe bir prenses kıyafeti vardı. 62-71 merkez. Kızın falan diyor ama kızını mı kaçırmışlar? Oh ya, oh ya. Ben de bizi basmaya geldiler sandım ha. Ne? Yani Şeyma Hanımcığım, yani bu memlekette her gün bir tane çocuk kaçırılıyor. Yani emniyet güçleri ne yapsın değil mi zavallı polis? Eğer sen çocuğuna sahip çıkmayacaksan değil mi? Ya Fidi için kaçırmış olmasınlar Fikri Bey. Ha Fidi için. Hep bu mahallede Fidi için ya. Kimin parası belki Fidi için çocuk kaçırsınlar. Bu adamın 3 katlı apartmanı var. Zengin bu adam, zengin. Ama Şeyma Hanımcığım, niye bunu baştan söylemiyorsunuz ya? Komşuculuk öldü mü? Ben gidip yardım edeyim ya. Peki ben size bir şey olmaz. Aynı kadar insaniyetli bir adam. Kiraz, çocuk kaçırmak ne ablacığım? Kaçırdım işte. Kaçırdım işte ne ya? Çocuk istiyorsan İsmet'le oyna işte. Çocuk kaçırmak ne demek, delirdin mi sen? Filiz. Kiraz'cığım, niye böyle bir şey yaptın? Çünkü babasıyla oynuyordu. Şakalaşıyorlardı. Babası onu kucağına alıyordu. Yanağından öpüyordu. Birlikte gülüyorlardı. Haksızlık abla. Ne demek haksızlık ablacığım? Her şey. Her şey haksızlık. Filiz. Çok acil çocuğu götürmemiz gerekiyor. Belki de ailesi fark etmemiştir. Bu üstündeki İsmet'in kıyafetleri mi ya? Evet. Kendi kıyafeti nerede? Ay o ne? Camdan içeri girerken eteğini yırttı. Eve gelince de kustu. Ne yapacağız yani? Bunu yıkasak da kurumaz, o leke de çıkmaz zaten. Bir de yırtılmış. Böyle götüreceğiz çocuğu, ne yapalım artık? Böyle götüremeyiz, böyle nasıl götürelim ya? Nasıl aldıysak öyle bırakmamız lazım. Yoksa şüphe çekeriz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Dur bakalım. Aynen. Şu ilerideki alışveriş merkezinde var bir mağazada. Yani oraya gidersek aynısından bulabiliriz. İyi. Tamam hadi, zaman kaybetmeden çıkalım. Bu çocuğu ne yapacağız? Gel tatlım benim, gel. Hoppa. Neyse dur. Kiraz, cama çıkma ablacığım, tamam mı? Biri kapıyı çalarsa açma da. Ben geleceğim. Bak. Ablam birazcık kızgın. Ama haklı. Ama halledeceğiz. Bu işin de içinden çıkacağız, merak etme. Tamam mı? Takma kafaya. Ay! Geldim. Tülay,
Bir saat baksana şu. Ay bu kim kız? Ya anlatacağım sonra, bir saat. Ya bakamam, annem gelecek. Ya bir idare et Tülay ya. Mahalle sakinlerinin dikkatine 3 yaşlarında üzerinde pembe kıyafeti olan kumral bir kız çocuğu kaybolmuştur. Görenlerin ibedilikle en yakındaki karakola başvurmaları önemli, rica alın. Filiz. Pardon kardeşim, bir dakika. Merhaba. Merhaba Cemil. Hayırdır? Ha, haberin yok mu ya? Şakşak sokakta bir kız çocuğunu kaçırmışlar. Her yerde onu arıyoruz. Aa, olacak iş değil. Bulursunuz inşallah. Bulacağız tabii canım. Benim mahallemde çocuk kaçırmak neymiş göstereceğim o serserilere. İyi, kolay gelsin. Filiz bir dakika. Dün akşam neden yemeğe gelmedin? Annem çok bekledi seni. Hadi Cemil. Tamam abi, geliyorum bir dakika. Ha, sen işine bak, konuşuruz sonra. Tamam, konuşuruz. Bu kız Fikri'nin kızı değil mi? Hani seninle polis gecesine gelen. Evet kardeşim, ta kendisi. Arabasına bindiği kim? Akrabasıymış. Barış kusura bakma ya, seni de işinden gücünden ettik. Yok ya, olur mu öyle şey? Hiç sorun değil. Eğer şimdi müşteri restorandan çıkardı arabasını isterse? Öyle bir şey olursa bizim vale çocukları ararlar beni. Ben de giderim. Bir şey olmaz ya. Murat. Senin şu şey... neydi ismi? Şu polis olan. Cemil. Ha, o ne diyor? Ay neresin? İşte anons yapmaya çıkmışlar. Kız çocuğu kayboldu diye. Sen ne dedin peki? Ben çok kötü yalan söyledim ya. İnşallah anlamazlar. O herif senin aynısını buluruz değil mi? Buluruz tabii ya. Bulmaz olur muyuz? Merak etme. Yapma. Bu iş çözülene kadar ben senin yanındayım. Tamam mı? Çözülmeden de bir yere gitmeyeceğim. Tamam? Şeyma Hanımcığım. Vallahi en iyisi sizsiniz ha. Dışarıda insaniyet falan ölmüş ölmüş. Çocuğu bulana ödül varmış. O yüzden ben yine dışarı çıkacağım. Bir kolaçan edeceğim etrafı. Bu sırada ihtimale karşı adamın telefonunu da aldım ha. Bak bak. Geç ulan içeri. Geç. Geç ulan içeri. Şerefsiz ırz düşmanı sen ulan. Ulan ulan benim namusuma göz dikmek değilmiş. Göstereceğim ulan sana. Göstereceğim gününü. Haşim'cim. He. Vallahi sen yanlış anlamışsın kardeşim ya. Ben Şeyma Hanım'ın siparişlerini getirdim buraya. Ulan sen çocuk mu kandırıyorsun lan? Şerefsiz. Haşim'cim. Otur lan yerine, otur. Otur yerine. Oturdum. Kimsin lan sen? Sen benim evimde ne arıyorsun lan? Gebertirim ulan. Sakin ol. Sakin ol. Bunu bir ayıp kavuşturalım. İftira. Vallahi iftira. Ben Şeyma Hanım'ın alışverişini yapıyorum. Kasaptım, manavdım. O da onun karşılığında bana iki kap yemek veriyor. Vallahi iftira. Ulan Fikri. Son duanı et oğlum. Son duanı et. Ha şimdi vallahi sen yanlış anlamışsın be. Güzel kardeşim ya. Fikri, son duanı et dedim lan sana. Eşerim. Bu kim lan şimdi? He? Kim bu? Yürü git bak. Gelen kimse sakın, sakın içeri alma. Yürü. Merhaba. Anneniz ya da babanız içeride mi acaba? Tabii tabii, buyurun polis bey. Asıl sen uzak dur lan. Sahne. Hoş geldiniz memur bey. Hayırdır? İyi günler. İyi günler. Mahallenizdeki kayıp çocukla ilgili soruşturma yapıyoruz. Ha. Karşıdaki evin çocuğu, Seda Solmaz. Acaba onu bugün hiç gördünüz mü? Yok vallahi memur bey, biz bir şey görmedik. Biz zaten kendi aile meselemizle meşgulüz de biraz bir şey görmedik o yüzden. Pardon,
Konuyla pek alakası yok ama benim başka bir şikayetim vardı. Siz ilgilenir misiniz acaba? Tabii, dinliyorum. Bizim bir mahkeme kararımız var da. Memur bey, ya bana soracağınız başka soru yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Acayip geç kaldım, işe gitmem lazım, dönmem lazım da. Tabii, buyurun. Hadi güle güle. Görüşeceğiz. İyi günler. İnşallah. Şikayetiniz neydi sizin? Bizim okulda dayakçı bir hoca var da. Ama siz onu boş verin. Yani böyle bir günde şimdi. Tamam ama dikkatinizi çeken herhangi bir olay olursa, özellikle bu çocukla ilgili, hı hı, lütfen bize bildirin. Tabii, merak etmeyin. Tamam. Bu ne lan? Teşekkür ederiz. İyi günler. Allah'ın sevdiği kullarıyız biz. Ulan nereden baksana 300-400 lira. Bunlar akıllı telefon ama. İkisinden daha akıllı. Ay bittik biz. Bittik. Bulamayacağız. Ya hani bu AVM'lerde her şey oluyordu ya. Mağazada bir tane elbise yok ya. Kesin yakalanacağız, biliyor musun? Anlayacaklar Kiraz'ın yaptığını. Ya kimse bir şey anlamayacak, merak etme. Başka yerlere de bakarız, dur. Ya nerede bulacağız başka mağaza? Bak, saat kaç oldu? Anlayacaklar Kiraz'ın yaptığını, bir şey düşünmemiz lazım. Öyle bir şey olmayacak. Bulacağız, hatta... Şu ilerideki çocuk mağazası mı? Bak bu Fikri'nin çocukları yine ne var ne yok banyoda bitirmişler hepsini. Duş jeli, muş jeli hiçbir şey kalmamış. Bak söylüyorum sana, bir daha bunlar bizim eve girmeyecekler. Tamam mı? Bu ne arkadaş ya? Komşusa komşuluğunu bilsin. Bu ne lan? Çocuk. Yapma ya. Nereden çıktı kızım bu? Filiz getirdi. Filiz mi? Bu da mı Fikri'nin çocuğuymuş ya? Bu herifin bir de gayrimeşru çocuğu var. Kaç çocuğu var lan bu herifin? Ne bileyim ben hayatım. Ya iyi de sen bu tanımadığımız, etmediğimiz çocukları niye bizim eve dolduruyorsun Tülay? Ha? Annem geldi. Annem geldi. Ay toparlayamadım ben etrafı. Lan, şunu içeri götür. Ay bir sürü laf edecek şimdi. Anneciğim, hoş geldin. Hoş mu geldim, nasıl geldim? Göreceğiz artık. Hah! Ay bu ne? Ay inşallah boğulur ya. Yani işte anlamam, aldım ama aynı beden değil mi? Evet, evet. Aa, dursana be. İyi olma. Rahmet, Hikmet. Ha? Ne yapıyorsunuz? Abla nereye? Atlayın hadi eve. Abla bak, termosifonu çok ucuza düşürdük. Oğlum bırak termosifonu. Atın onu bagajda, atlayın hadi. Hayırdır, ne oluyor? Acil bir durum var ya. Ne durumu ya? Ya oğlum, Kiraz çocuk kaçırmış. Ne? Çocuk mu kaçırmış? Şşşt, bağırma. Oğlum, hadi atlayın arabaya, anlatacağım ben. Şu termosifonu. Anneciğim, su iç. Daha iyi oldun mu? Ay boyunuz busunuz devrilsin, değil mi? Nikahsız bir de çocuk yaptınız he. Tüh, ahlaksızlar. Hay bari kucağına da yakışsa. Anneciğim. Bana anneciğim deme. Çocuk bizim değil. Sizin değil mi? Kimin? Fikrin, şey komşunun. Kız sen saf mısın? Ha? Salak mısın? Ay ne diye helal bir çocuğuna bakıyorsun sen? Ya anne Filiz rica etti, ben de bakıvereyim dedim. Bırak bırak hadi, senden bir halt olmaz.
Ben gideyim o zaman. Oo, Tufan Efendi. Ben geldim diye mi gidiyorsun? Aşk olsun anneciğim. Bana anne deme. Bak, bana anne deme. Ne zaman kızıma nikah kıyarsın, alırsın kızımı. Ondan sonra bana anne mi dersin, ne dersen de. Oldu. Ben gittim o zaman. Görüşmek üzere. İyi günler. İşte öyle yani. Almış çocuğu getirmiş eve. Delirdi mi bu kız ya? Çocuk kaçırmak ne demek? Ben ne bileyim ya. Eve gidince sor kendine. Şimdi ne olacak? İşte Barış iyi ki akıl etti. Şu elbisenin yenisini aldık. Giydirip götüreceğiz çocuğu işte. Yani öyle ufak bir mantık yürüttüm sadece, o kadar. Çok önemli bir şey değil yani. Ulan Haşim, ne sığır adamsın ha. İnsan şuna bir tuş kileri koyar lan. Bu su içinde 400-500 eder. Ne de olsa akıllı telefon. Ama Fikri senden daha akıllı. Ha, sen canına mısın? Sakın hayatta bırakmam seni bir de. Anne çocuk muyum ben? Bıraksana ya. Arkadaşım bekliyor diyorum. Ağaç oldu kız dövmecide. Ay Müjde düşerse haydut kaynıyor. Gündüz gözü çocuk kaçırıyorlar. Ver şunu. Bırak. Ama annen haklı yavrucuğum ya. O kadar beslemiş, büyütmüş seni. Ne yani? Şimdi dışarı çık, haydutlara yem mi olasın göz göre göre? Ya sana ne be? Sen susana. Şişt, ayıp. O ne biçim laf kız? Ben de senin baban sayılırım. Kızım. Açın kapıyı. Sen görürsün babayı şimdi. Ha, açın kapıyı diyorum. Telefonum kaldı, alayım onu alıp gideceğim. Aç kapıyı. Açın kapıyı dedim lan. Telefonum burada yok. Ya aç diyorum, kendi gözümle bir bakacağım, çıkacağım. Aç şu kapıyı. Ya yok diyoruz. Bana bak, bütün mahalle polis kanıyor. Bir çılgınla alırlar seni içeri. Lan açın diyorum, açın. Ben anlamadım ki, bu nasıl eve yaklaşma cezası kardeşim? Zırt pırt evde bu ya. Şişt. Ama kurallara biraz saygılı olalım. Rica edeceğim, istirham ediyorum ama ha. Ulan Fikri, ulan Fikri, ulan sen dışarı çıkmayacaksın değil mi? He? Ulan eve yaklaşma cezam var ama sana yaklaşma cezam yok nasılsa. Ulan ulan, o dilini tüyüm yapıp boynuna bağlamazsan bana da aşık demesinler lan. Aç kapıyı. Senden korkan senden beter olsun lan. Azrail'e bir can borcum var. Gerekirse onu da öderim lan. Sen şimdi git. O okulun yanındaki parkta beni beklemen bir saate orada olacak. Lan ne parkı lan, ne parkı? Çık şuraya, geberteyim seni, çık lan! Haşim, kızının yanında dövdürtme kendini. Hadi git buradan. Bir saat sonra parkta ol ha. O kozlarımızı orada paylaşalım hadi. Tamam ulan tamam. Tamam, bir saate okulun yanındaki parktayım. Gel ulan, geberteceğim seni. Hadi herif. Görüşeceğiz bakalım, görüşeceğiz. Hadi lan. Siz ne yaptınız? Olması gerekeni yaptım. Fikri Bey. Ayvayı yedim. Babam seni sağ bırakmaz artık. Fikri Bey sizi öldürür. Gerekirse öldürür. Ay başım. Vallahi bırakmaz. Ben o zaman son kez bir abdest alayım. Nereye? Nereye dedi? Nereye? İlaç. Hı? İlaç. Ay başım. Ulan Haşim, ben de sana papuç bırakacak göz var mı lan? Ha? Hani görürsün şimdi. Alo. Bana bak, kızım benim elimde. Şişt, tamam lan şimdilik iyi. Şimdi sana biraz sonra tarif edeceğim bir yere bir saat içinde tam 100.000 lira getireceksin. Yoksa kızını göremezsin bir daha. Lütfen ne olur kızıma zarar vermeyin. Tamam, istediğiniz parayı bulup hemen getireceğim. Tamam, tamam. Bak bir saat sonra sizin okulun yanındaki o hani park var ya, oraya 100.000 lirayı getiriyorsun. Hadi bakalım. Ha, sana dur. Sana beni tarif edeceğim.
böyle üstümde beyaz kareli bir gömlek var. Bir tane gri yelek var, cepleri turuncu. Ben böyle şey gibi, tıknaz top gibi bir şeyim. Sarışınım, mavi gözlüyüm. Zaten görünce beni hemen tanıyacaksın. Hadi. Ulan aş, ulan aşım sen. Göreceksin lan ya, göreceksin. Kapımı çalmış. Kimler gelmiş acaba? Ha? Ay Tula çok sağ ol ya. Ay ne demek, iyi yetiştin kız. Biz de şimdi annemle Tufan'ın kahveye gidiyoruz. Ha iyi. Ay ya bir anlatsana, bir dur. Kimin nesi bu çocuk ya? Ay Tula vallahi akşama anlatırım, çok uzun hikaye. Akşama Özlemlerin nişanı var. Tufan'ın kahveyi o yüzden süslemeye gidiyoruz şimdi. Sen de geliyorsun. Ya Allah mutlu etsin ya. Ya Allah mutlu etsin falan yok. Ben bir nevi ev sahibesi sayılırım. Sen de geliyorsun kızım. Tülay, bak kucağımda hiç tanımadığım bir çocuk var. Ne yapacağımı şaşırdım zaten. Şu işi çözeyim, konuşuruz tamam mı? Atara atar, gidere gider hep. Gel. Bu kim ya? Emin ol, herkes o soruyu soruyor zaten. Kiraz Hanım'a evdeki nüfus yetmemiş, gelmiş bir de bize kardeş getirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Getirsin o zaman ya, ben bunu istemem. Sakin ol, sakin ol, halledeceğiz. Üzülme bu kadar. Hah. Tamam, giydirelim bunu. Filiz sen de bırak şu elbiseyi, otur lütfen ya. Tamam bir giydirelim, götüreceğiz çocuğu ya. Ya götüremeyiz, polis bir ton soru sorar. Yani bu çocuğu ne zaman buldunuz, nerede buldunuz, nasıl buldunuz? Ha. Biz bittik ya. Bunu Aslı evine alırlar. Bunu almışken İsmet'i de alırlar. Vallahi bittik biz. Ben bu aileyi beceremedim yani, yürütemedim. Aa, ya Filiz sakin olur musun? Halledeceğiz diyorum, merak etme, söz. Kiraz, anlat bakalım. Bu ufaklığı nasıl kaçırdın? Yo yo, hayatta bırakmam Fikri Bey, hayatta bırakmam. Ama bu mesele benim için artık bir gurur meselesi oldu Şeyma Hanımcığım. Lütfen izin verin de gideyim. Ama o sizi öldürür. Ne yapalım, kaderde varsa ölmek neye yarar? Üzülmek. Ne kadar cesursunuz. Bana da müsaade Şeyma Hanımcığım. Düello beni bekler. Fikri Bey. Nereye? Düello'ya. Ah, gitti. Bir plan yapmamız lazım. Bir kalem kağıt var mı? Fiko, koş defter kap getir. Tamam. Evet. Şimdi. Ufaklığın kaçırıldığı sokak burası. İsim neydi? Şakşak Sokak. Şakşak Sokak. Buraya en yakın cadde hangisi peki? Şurada. İstasyon Caddesi. İstasyon Caddesi. Tamam. Bu ikisini kesen bir sokak var mı? Ha şurada Zeren Sokak var. Zeren Sokak da burası. Sizin ev nerede? Burada. Şimdi ufaktan buraya gelmiş olması için buradan geçip oradan Zeren Sokağa, Zeren Sokak'tan istasyona, istasyondan sizin eve varmış olması lazım. Evet, Yani şöyle ki, iyi dinleyin. Fikret, sen Şakşak Sokağı en yakın küsörlü telefondan polisi arayıp 12 civarı küçük bir kız çocuğunu buradan tek başına yürürken gördüm diyeceksin. Saat 12 civarıydı. Şakşak Sokak'ta tek başına yürüyen bir kız çocuğu gördüm. Böyle prenses kostümü gibi bir şey giymişti. Sonra Zeren Sokak'ın dükkanlardan birinin daha polisi arayıp 12'yi biraz geçe 3 yaşlarında tek başına yürüyen bir kız gördüm demesi lazım. Ha tamam ben söylerim. Yok ben Müjde'ye söylerim. O gider kasap Şinasi'nin orada. Şinasi amca ben bir telefon edebilir miyim? Postane değil burası. İyi o zaman anneme söyleyeyim de etleri başka yerden sipariş versin artık. Hey kızım sen miydin? Ben sen onu bilsem. Gel gel. Polis mi? Ben bir ihbarda bulunacaktım.
Bugün saat 12'yi biraz geç Eren sokakta küçük bir kız çocuğu gördüm. Son olarak Rahmet, sen de istasyondan aynı şey yapacaksın. Polis arayacaksın. Evet evet, istasyon caddesinde. 3 yaşlarında sarışın bir kız çocuğu. Tek başınaydı. Biz ne yapacağız? Biz bir şey yapmayacağız. Kiraz kızı bulmuş gibi ailesini geri götürecek. Olay da kapanacak, bu kadar basit. Biz bunu niye çizdik ki o zaman? Yani daha anlaşılır olsun de ne bileyim. Kiraz götürmüyor mu zaten kızı? Onu tamam çizdik işte. Al şunu giydir, yürü. Kolay gelsin. Hikmet ne yapıyorsun burada izin gününde? İş aşkı işte, ne yaparsın? Fikret'le geçiyorduk burada, uğrayayım dedim. Ne alemsin Hikmet ya, insan izin gününde bir gezer tozar ne bileyim. İşte. Bu koliler yeni mi geldi? Sabah. Yerleştireyim ben bunları. Yok saçmalama. Ne olacak ya? Elime mi yapışır? 2 dakikada yaparım. Hayır, hiçbir acelesi yok ki. Hayır, bırak. Ya elime mi yapışır? Yapayım, bırak. Bırakır mısın? Gerek yok. Bir şey olmaz. Gerek. Tamam, gelmişken yapayım. Bir şey olmaz. Dinler misin beni? Ya, gerek bir şey yok. Koluna ne oldu senin? Bir şey olmadı. Ne demek yok bir şey? Bu ne? Mosmor kolun? Çarptım, çarptım. Hasım yaptı değil mi? Fikret! Hepiniz gelin lan! Hayırdır lan! Fikret! Fikret! Buraya gel! Buraya gel! Dur! Dur Fikret! Ne yapıyorsun? Yok bir şey, arkadaşlarla laflıyordum. Ne laflıyordun oğlum? Görüyorum, dalıyorsun çocuklara. Bekle! Dalın lan siz de hadi! Çabuk! Ya Fiko! 2 dakika arıza çıkarmadan duramayacak mısın oğlum sen? Çekille geçelim diyorlar abi, ne yapsaydım? Fiko! Efendim abi? Psikopat mısın oğlum sen? Çekilde geçelim dedi diye insanlar mı dalanır? Hikmet, sen kardeşinle ilgilen, yarın yine görüşürüz, tamam mı? Tamam. Yürü lan, küçük Rambo. Bak oğlum, bakma, ne bakıyorsun çocuklara? Seda'yı bizim evin oralarda yürürken gördüm. Hayır, unutma, ismini bilmiyorsun. Ha tamam, küçük kızı yürürken gördüm. Yalnızdı. Küçük kız yalnızdı ve ağlıyordu, çok ağlıyordu. Ben de ona üzgün diye biraz çikolata verdim. Güzel, çok güzel gidiyorsun. Sonra? Sordun mu, birilerinden yardım istedin mi? Evet, çevredekilerden yardım istedim. Telefonlarını vermesini istedim. Acil bir durum var dedim. Ama kimse yardım etmedi. Galiba ya küçük olduğum için ya da dilenci olduğumu zannettiler. Ve hiçbir şey yapmadılar. Ben de defalarca adresini sordum ama sadece... Şakşak? Sadece Şakşak dedi bir aralar. Ben de zaten hemen neresi olduğunu anladım ve oraya doğru yürüdük. Hah. Süper. Oldu bu iş. Oldu mu bak? Evet, oldu bu iş. Ya eğer bu çocuğun babası polise haber vermediyse yandım ha. Oğlum. Kim lan bunlar? Beyefendi, bir kimliğinizi görebilir miyiz? Beyefendi, bir kimliğinizi görebilir miyiz? Hadi. Ve kimliği lan? Bir dakika, sen kimsin ya? Polis, arkadaşım. Uğraştırma bizi. Ver şu kimliğini. Tamam, bir dakika ya. Helal olsun, Türk polisi sana ya. Ne lan? Şimdi içinden içeri alsınlar da gör bakalım sen. Aklınıza şikayet var. Siz de karakola geleceksiniz. Ne suçlaması abi? Kim şikayet etmiş beni ya? Allah Allah. Yoksa o fikrinden verir mi şikayet? Ya ne yaptım ben be? Çocuk kaçırmaktan, fidye istemekten aranıyorsunuz. Uğraştırma bizi. Abi ne çocuğu? Ne fidyesi abi? Ne diyorsunuz siz? Yok öyle bir şey. Ben fidye falan istemedim abi. Arkadaşım yürü. Oğlum devletin polisinden kurtulabilir misin lan böyle kolay kolay? Sokaklarda başıboş gezebilir misin lan? Oh, bundan sonra kolay kolay da çıkamazsın.
gençler. Nasılsınız? Telefon var, ilgilenir misiniz? Çok temiz telefon ha. Ama ihtiyaçtan satacağız işte, mecbur. Kaç para bu? Sen ne kadar bilirsin? Ya bu kalın olacak biraz ama. Yok yok, hallederiz, gel. Ver söyle sarıl. Dur bir saniye ya. Biz şimdi kucağımıza bir tane battaniyeye sarılı çocukla çıkıyoruz. Bende de İsmet olacak. Nasıl olacak öyle? Ya polis anons ediyor deli gibi. Bu Ayşe var ya, ortalığı velveleye verir. Onu da rahmet halledecek artık. Ha. Lan sen ne zaman bu kadar ağırlaştın ya? İsmo, iyi misin lan? Harikaydı. Ya tamam, götüreceğim ben. Derim. Tamam, götüreceğim. Sen gir içeri, gir. Ha, yürü. Kapıyı kapat, kapat. Allah Haşim'den razı olsun. Ah, kısa günün kârı. Fikri! Fikri, seni ne zaman arasak, sorsak yoksun. Şu benden aldığın borcu versen diyorum. Bende para ne gezer ya? Duydun? Beteliğe kurşun atıyorum vallahi. Ulan şimdi gördün, bir tomar para koydun cebine. Ne? Atacağım, ne yapıyor? Şimdi gördün. Aa, o ne ya? Ulan! Lan yavaş, ayı gibi üstüme türedin ya. Lan bırak, gündüz gözü soygun mu yapıyorsun lan? Bırak paramı! Ne lan orada? Ver lan paramı! Hırsız! Polis! 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 İyi lan, polis yok abi de onlarla uğraşmıyorum. Siz anca el alemin nişanına, düğününe çalışın. Tülay, nasıl işaret ettiğini gördüm. Ya anneciğim, çalışıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz. Ne var yani, fena mı? Aa. Kızım, işinize bir şey diyen yok ki. Çalışın, kazanın. Allah daha çok versin. Ama iş güç derken evde kalma da. Anne! Bak, ben gitmeden 12 ay kıyılacak işte o kadar. Git git, incilere dökülmüştür. Aşkım, bozulmuyorsun değil mi? Yok yok, tamam. Ya biliyorum bozuluyorsun ama annem biz nikahlanmadan susmayacak yani. Sonuçta beni de böyle terli duvaklı gelin görmek onun hakkı. Yani torun sevmek istiyor iyice yaşlanmadan. Ben de onun biricik kızıyım yani. Ya ben şu meşrubatçıyı bir arayayım. Çok işimiz var çünkü bizim onunla. Şimdi ablacığım, Şakşak sokağa girdiğin gibi ilk gördüğüne bu çocuğu ben buldum diyorsun, tamam mı? Ya ama abla, ya ben şimdi yalan söylersem kesin anlarlar. Böyle yüzüm kızarır, kekelemeye başlarım. Ya kesin anlar, anlayacaklar yani. Ablacığım tamam, sakin ol. Ben sana doktorların yalan söylediğini anlatmış mıydım? Ya. Şimdi doktorlar, hemşireler bazen yalan söylerler. Yani ölmek üzere olan bir hastaya sen ölüyorsun diyemeyecekleri için biz elimizden geleni yapıyoruz derler. Evet. Yani mesela yani onları üzmemek için derler ki elimizden geleni yapıyoruz. Sadece onları ve ailelerini üzmemek için. Anladın mı? Evet. Şimdi bugünlük doktorculuk oynuyoruz. Ama abla sen bana her zaman yalan söyleme dersin. Ablacığım tamam ama bu... Yani çocuğu bırakana kadar ailesi üzülmesin diye. Yani bu yalan sayılmaz değil mi? Peki ben doktor değil de hemşire olsam? Tamam, anlaştık. Hemşire. Bugün Kiraz hemşiresin. Tamam? Anlaştık. Tamam. Hadi. Hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman. Birazdan
Hiçbir şey olmayacak. Sadece senin annen ve babanla buluşacak. Ben de seni onlara teslim edeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Lan nasıl bulamazsınız? Adam fidye için beni arıyor. Kızım elinde, kızım. Beyefendi sakin olun. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Onlar sizden para koparmak için yaptılar muhtemelen. Şüpheli bulundu zaten. Komşunuz Haşim Öz Yılmaz çıktı. Ne? Haşim mi? Haşim mi kaçırmış kızımı? Geberteceğim onu. Geberteceğim. Beyefendi sakin olun. Adam nezarethanede zaten. Ya bulun kızım artık. Ne olur bulun. Ne olursunuz. Tamam hanımefendi. Bütün emniyet birimleri seferber oldu. Bulacağız kızınızı. Merak etme. Seda! Seda! Of Allah'ım sana şükür. Neredesin bebeğim sen? Neredesin? Korkuttun bizi. Kiraz, ne yapıyordun sen o çocukla? Sokakta buldum Cemil abi. Allah senden razı olsun kızım. Allah senden razı olsun. Kiraz! Kiraz! Ay! Ay kayboldun sandım. Ay kayboldun sandım. Ufaklığı bulup getirmiş Kiraz ya. Hangi kaybolan? Evet. Evet abla. Ay aferin sana. Valla ben de sen kayboldun sandım. Yok ya, Kiraz kadar akıllı bir kız kaybolur mu hiç? Değil mi? Küçük kız, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen benim çocuğumu buldun. Çok büyük bir iş başardın. Bir ödül vermek istiyorum sana. Aramızda kalacak, olur mu? Bunları al. Allah Allah. Kiraz kızım, o para ne? Yanlış anlama abicim. Kızınız benim çocuğumu buldu. Keşke elinden daha fazlası gelse. Gelmiyor mu? Nasıl? Senin apartmanın varmış. Fikri abi. Hadi abi. Yok mu? Beyefendi siz de evinize gidin. Daha sonra ifadenizi alacağız ama geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aslan kızım. Babasının kızı işte. Hadi bakalım. Paranın yarısını bana ver. Sen o parayı unut. Neymiş? Sen bir defa karışma. Ben kızımı halledeceğim. Sen unut o parayı. Aferin sana be Kiraz. Ne kadar büyük bir iş başardığının farkında mısın? Bütün mahallenin kahramanı oldu değil mi? Ya. Hadi şimdi bir saat benimle gelmen gerek. Nereye? Çocuk şubede ifadesini almamız lazım. Ha ama yani çocuğu buldu yetmiyor mu? Yok Filiz yine de ifadesini almamız lazım. Yakın zaten. Beraber gidelim istersen. Hadi gel gidelim. Ulan komşuculuk ölmüş be. 100 kağıtta çıkartıp bana atsan ne olacak? Sonuçta senin kızını bulan kızın babası sayılır. Eğer ben o kızı yapmasaydım senin kızını kimse kurtaramaz. Hiç mantık yürüten yok ya. Bu mahallede hiç kimse diyor. Bak biz kızı büyütüyoruz, bu yaşlara getiriyoruz. Senin kızını kurtarayan ben sen çıkartıp bir tane bile duruyor çünkü. Hadi bak, hadi, hadi. Seda'yı gördüğümde ilk prenses kostümü çok dikkatimi çekti. Ben de hep öyle bir kostüm istemişimdir. Hep kendisi yürüdü. Hiç kucağıma almamada gerek kalmadı. Küçük ama çok akıllı bir kız. Yolda birisi bana telefonunu verir diye düşündüm ama hiç kimse umursamadı bile. Gerçekten çok kötü. İnsanlar bazen çok kötü olabiliyor. Bisküvi yer misin? Bisküvi mi var? Olur yerim. Siz kendiniz isteyerek mi giyiyorsunuz yoksa zorunlu mu? Zorunlu. Abartma istersen. Vallahi Şeyma Hanımcığım, ırz düşmanının biri kaçırmış çocukcağız ya. Yani söylentilere bakılırsa aileye yakın biriymiş o. Görüyor musun? Bu devirde komşuna bile güvenmeyeceksin Fikri Bey. Ya ya en yakınınıza bile. Şeyma Hanımcığım, siz sadece bana güvenin. Bir tek benden zarar gelmez size. Ben size bir şey oldu diye nasıl korktum biliyor musunuz Fikri Bey? Ne oldu Haşim'le? Haşim'le mi? Ya yok işte. Konuştuk, hallettik Haşim'le ya. Ha. Çekiniyor benden. Artık bir daha gelmez bu eve.
Allah'ım, hakkınızı nasıl ödeyeceğiz biz? Allah sizden razı olsun. Ay, Allah sizden de razı olsun Şeyma Hanımcığım. Aa! Ben siz öldü sanıp size helva kavurmuştum. Durun size getireyim. Çok güzel oldu. Bir lokma yiyin de kendinize gülün. Getir, getir. Lan karıya bak. Bizim helvamızı yapmış. Şeyma Hanımcığım, gelirken bir tane de soğuk bira getirir misiniz? O kadar çok yorulmuşum ki bütün gün boğazım kurumuş. Kumanda nerede Şeyma Hanım bir de? Orada. Nerede ya kumanda? Allah Allah. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Görmeciye. Arkadaşım bekliyor kaç saattir. Ayıp oldu kıza. Dövme mi yaptıracaksın sen? Ne dövmesi? Kara kede. Hadi ya. Sen de gelsene, belki sen de yaptırırsın. Yok ya, İsmet var, ben nasıl geleyim? Dövme yaptırmaya korkuyorum desene sen şuna. Allah Allah, ne korkacağım kızım ya? Tamam tamam, şaka yaptım. Bir daha da kızım deme bana. Hadi bay bay. Allah sonumuza hayır etsin sarı kafa. Ne? Şöyle yükler. İyi, tamam. Sallanalım. Gel. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında İsmet? Hı? Oğlum bir şey söyle sen de ya. Abla, sırrı kapa. Bayağı yorulmuş herhalde. Tabii ne maceralar yaşadım. Mantıyı da kaçırdın. Efendim? Mantıyı diyorum, kaçırdın. Annem çok güzel yapmıştı. Ha. Acım, kusura bakma ya. Başka bir işim çıktı da gelemedim bugün. Haber de veremedim. Olsun, önemli değil. Ne çıktı? Yani yanlış anlama, hesap sormak için sormuyorum. Öylesine merak ettim. Başka bir arkadaşımla buluşmam gerekti. Filiz, ne zaman istersen bize gelebilirsin, biliyorsun değil mi? Annem her zaman seni görmekten mutlu olur. Annem kızmadı değil mi? Haber veremedim diye gelemedim de. Yok. Sen gel, o mutlu olur. Yani oğlu mutlu olacağı için o da mutlu olur. Özürlerimi ilet annene lütfen. Olur. Bitmedi ya. Of. Kirazcığım, bir daha sokaktan bir şey alacağın zaman kedi köpek al, tamam mı abicim? Akıl vermesene ya. Kedi köpek de alma Kirazcığım. Bu evde birini daha besleyemeyiz. Yalnız bugün Barış olmasa fena günlerdik ha. Her şeyden daha haberi var. Yok nasıl ifade verilir polise, yok nasıl kuruk içicidir filan. Sherlock Holmes gibi çözdü mevzu çocuk. Rahmet. Termosifon yok abi. Nasıl yok lan? Ya o telaşla Barış'ın arabasından evin arkasına götürdük ya. He. Gittim baktım orada mı diye buraya getirecektim. Yok, yürütmüş biri. Gel gidelim arayalım. Hayda, eskiciye de borçlandık ya. Hadi ol. Otur. Otur sen de. Ya tamam, ne yapalım, alan götürmüştür artık. Çocukları su ısıtır yıkarız, ne yapalım? İyi. Sen bilirsin. İsmet hadi kalk. Hadi ablacığım, yapma vakti. Aa Tülay, hadi gel. Ya sen beni çıldırtacak mısın? Niye giyinmedin hala? Ne giyinmesi ya? Ya nişan var dedim ya. Ay ne nişanı Tülay ya? Biz bitmişiz zaten, bütün gün başıma gelenleri bilmiyorsun. Anlatmazsan nereden bileceğim? Hadi yolda anlatırsın, hadi. Ay yok, vallahi gelemem. Ya beni oraya annemle tek başıma yollama. Allah'ın adını verdim ya. Tülay, gerçekten bittik bugün. Gelemem ya. Peki o zaman. İşin düştüğünde İsmet'i başkasına bırakırsın. Ya tamam, dur bekle. Tamam, giyinip geliyorum, bekle. Hemen tehdit.
Yola gel şöyle. O kadar kolaydı. E ne var, seviyorsunuz birbirinizi. Uzun zamandır birliktesiniz de. Bence zamanı. Annem bitti, sen başladın Filiz ya. Ay benim oynamam geldi. Ellerin memleketinde ya Filiz, müdürüm ne zaman gidecek evine ya? Daha gitmezler ya, yeni başladılar. Şuraya bak, bir de çocuklarını getirmişler. Tövbe var ya, bir daha tövbe. Bir daha girmem ben bu işe. Bu ne lan? Tufan abi, sizinki ne zaman? Allah sağ ol Filiz ya, bir sen eksiktin ha. Ben ne dedim ya? Alo. Yes, ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Tülay bir nişana getirdi, beni bitsin diye bekliyorum. Vay, şu kahvedeki nişan. Aa, neredesin sen? Çok güzel görünüyorsun. Başladık yine. Neye başladık? Laflara. Yalan mı söyledim? Çok güzel görünüyorsun. Gelsene içeri. Yok, gelemem. Arabayı bırakacağım. Ha, tamam. Öyle bir görmeye geldim seni. İyi, tamam. Görüşürsünüz mü? Dur, gitme. Bir şey soracağım. Kafama takılan bir şey var. Ne oldu? Ya şu Kiraz durumu. Yani pedagoga falan mı göstersek? Çocuk kaçırmak normal bir olay değil Filiz. Lan ne olacak ya? 12 yaşına giriyor yarın. Kocaman kız oluyor. Ben konuşurum onunla, bir şey olmaz. Vay, doğum günü mü? Evet. Nerede? Evde mi kutlayacaksınız? Ya da ben de davetli miyim? Ya biz doğum günü falan kutlamıyoruz ya. Evde 5 tane daha çocuk var. Hepsini kutlamaya kalksam eyvah, batarız. Evet, anladım. İyi o halde, son bir şey söyleyip gidiyorum. Buyurun. Çok güzel görünüyorsun Filiz. Hadi git. Ben bilmiyorum sanki iki arada bir derede o kazolet tufanla karıştırmaya gittiğini. Bak. Ay Neriman teyze, seviyorlar birbirlerini, boş ver. Ay kuru kuru sevgi mi olur be kızım? Bana baksana kız. Var mı senin sevdiğin, görüştüğün, konuştuğun falan ha? Var. Aman kız, elini çabuk tut, bastır nikahı. Elinden de kaçırma. Ha. Kızım, iyi ki gelmişim sizin mahalleye. Kim bu? Tufan, kahvenin sahibi. Bana bak, sevgilisi var mı bunun? Hı, var. Ciddiler mi peki? Vallahi kaç senedir beraberler. Bir nişan mişan bile yok hala ortada. Ben direkt yürürüm o zaman buna. Baksana şu işi kız. Tufan, bakar mısın? Buyurun hanımlar. Bir gazoz alabilir miyim? Gazoz, başka? Ben de bir vişne suyu alayım. Yusuf, gel.
Bir gazoz, bir vişne suyu buraya, bir de masanın pastalarını. Hadi. Tufan, yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim sana. Çok sağ olun, inşallah. Arkadaşım senden çok hoşlanmış da tanışmak istiyor. Belli ki bekarsın. Parmağında yüzük de yok. Yok, bekar değilim aslında da yani... Sen çekil bakayım şunu. Gazoz, vallahi gazoz sordular. Aşk olsun Turban ya. Ya... Aşk olsun. Ya... Tülay! Ya Tülay! Tülay! Ya Filiz! Tülay ne oldu? Ne oldu? Tülay! Görmüyor musun ya başka karılarla fingir... Tutma beni, bırak! Ya ne oldu? Ne oldu? Sen onu başka karılarla fingir derken düşünecektin. Ya fingir deme, mingir deme yok. Bir şey sordu, cevap verdim Allah Allah. Ya gözümle gördüm, gözümle. Anneme de rezil ettin beni. Yazıklar olsun ya. Ya benim gözüm senden başkasını görmüyor, delir mi Allah Allah? Vallahi gördüğünü gördük. Tülay, vallahi bak nişan takımı dışarı dökülecek ha. Ya kadın geliyor senin omzuna dokunuyor. Kulağına bir şey fısıldıyor. Bitti bu iş, ya bitti. Ya Tülay, Tülay. Ne yapıyorsun sen be? Ya dur, dinle. Bir şey söyleyeceğim. Kızım bak, ben hayatımda bir tek seni sevdim. Bir tek sana aşık oldum. Benim senden öncem öncem yok, tamam mı? Benim bütün hayatım sensin. Tamam mı? Evlen kız benimle. Aşkım! Rahmet. Rahmet. Uyudun mu? Ha, uyumaya çalışıyorum. Abicim, ne olacak çocukların hali? O ne demek lan? Yani ne bileyim, biri çocuk kaçırır, biri sürekli birisini döver. Çocuk oğlum onlar. Sen küçükken neler yaptığını unutuyorsun herhalde. Ne? Sen de az yaramaz değildin yani Hikmet. Ne yaptım? Hatırlamıyor musun? Bir tane çocuk vardı. Sana zayıfsın diye dalga geçiyordu hani. Ha. Dövdün ya çocuğu okulun ortasında. Abicim, çocuk benimle dalga geçti, ben hatırlıyorum da... ...çocuğu ben dövmedim ki. Sen dövdün ya abicim. Ha. Öyle miydi lan o? Çocuğu gözümün önünde sen kimin kardeşiyle dalga geçiyorsun diye ağzını burnunu kırdın. Herhalde lan. Ben zaten kim dokunuyor sana? Ya oğlum bir şey olmayacak. Yani... Onlar da bizim gibi olacak işte, ne olacak? Ana yok, baba yok. Bana sorarsan gayet iyiler yani. Hele babama rağmen çok iyiler. Ulan bazen düşünüyorum... ...ablam olmasaydı ne yapardık diye. O zaman mevzu değişirdi işte. Hiçbirimiz yırtamazdık lan. Sen ben dahil yani. Ya oğlum sen merak etme ayrıca. Ablam şimdi tepelerine biner bunların. Kiraz zaten bir daha böyle bir şey yapmaz herhalde. Bu da büyüyünce düzelecek lan işte. İnşallah. Ablam geldi. Şşş. Ses çıkarma. Erkenden uyuduğumuzu zannetsin de mutlu olsun. Tamam. Hadi yat yat. İyi geceler abi. 200. Aa, yatma herkesin. Ya Kiraz, sen ne yapıyorsun? Çocuklar bile yatmış. Seni merak ettim. Beni mi merak ettin? Hı hı. Nişan nasıl geçti? Vallahi heyecanlı. Ya anlatsana. Hadi yat, sen anlatırım sonra. Ya saçımı dersene.
Ablacığım saç örme nereden çıktı? Yatacaksın ya. Ya olsun yine de. İyi dön. Nişanda ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Tufan abi Tülay'a evlenme teklif etti. Çok güzel. Ya vallahi nihayet evleniyorlar. Tülay ablaya gelinlik çok yakışır. Tam bir prenses gibi olur. Bence de. Hadi bakalım. Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum, tamam mı? Abla. Heh. Sen de Barış abiyle evlenecek misin? Gelinlik sana da çok yakışır. Nereden çıktı bu ya? Bilmem. Tamam hadi yat artık, yeter konuşma çok. Hadi bugün temizlik günü, kim yardım ediyor bana? Ben gidiyorum, benim mahallede maçım var. Ben de markete gideceğim. İyi. Ya rahmet giderken çocukları götür, seni hava alsınlar, yazık. Tamam. Hadi Prenses, gelin abinize tezahürat yaparsınız. Yürü. Ben gelmesem, abla ben sana yardım etsem. Ben yerim senin yardımını, koş. Perişan oldum 2 gündür, hadi. Hadi hadi yürüyün, yürüyün. Yürüyün lan, ne bekliyorsun? Hadi hadi. Barış. Uygunsuz zamanla geldim galiba. Yok. Da aramadım bütün gün. Beklemiyordum. Ondan şaşırdım. Aramadığımı fark ettin yani. Yok ne fark edeceğim. Ne o elindekiler? Ha bu kiraz için bunlar. Kiraz için mi? Hı hı. Dedi ya bugün doğum günü diye 12 yaşına giriyor diye. O yüzden aldım böyle bunlar var. Süs bu. Arabada da pasta var. Niye öyle bakıyorsun? Ben kötü bir şey yapmadım. Kızdın mı? Kızdın değil mi? Tamam. Gene kaş yapayım derken göz çıkardım galiba. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir çay bir de şekere versene. Şu oradan çayla şeker ver. Getiriyorum abi. Ne kadar? 50 lira yeter. Yuh o Asım. Göz göre göre kazıklıyorsun adama ha. Bunların fiyatları belli zaten. Ne 50 lirası? La oğlum en kalite mallar bunlar. İşine geliyorsa. Ne halim varsa gör. 50 liraymış. Hadi başka kapıyı hadi. İstiyor ki bedava verelim. Asım abi. Esra abla nerede? Ne oldu lan, merak mı ettin? Yok abi ben. Tabii o varken rahat rahat haytalık ediyorsun. Ben başında durunca olmadı değil mi? Rahat edemedin. Ondan değil abi ben. Aha da geldi. Ne oldu la? Ne dediler sağlık ocağında? İncinmiş. Ben sana dedim bir şey yok diye. Hemen yaygarayı kopar, hemen. Ben depoya gidiyorum. Yürü la sen de. Geliyorum abi şimdi. Asım yaptı değil mi onu? Asım yaptı değil mi? Tamam Hikmet, büyütecek bir şey yok hadi. Ne demek büyütecek bir şey yok ya? Hikmet! Gelsene. Geliyorum abi, geliyorum. La oğlum tek başıma mı kaldırayım 50 kiloyu? Tut. Ah!
Asım! Lan kaldırsan lan şunu! Lan ne bakıyorsunuz? Yardım etsenize! Lan gitti lan! Lan gitti lan! Gitti lan, kırıldı. Tamam, gel baktırırız, baktırırız. Lan eşşi olaşık. Ne bırakıyorsun lan çuvalı? İt! Tamam, gel sal kocağına gidelim. Sen de kapat dükkanı, çıkarsın. Neyle başlıyoruz? Ne bileyim. Ha, bunu şöyle rastlamıştı. Yardım edeyim mi? Yok, ben hallederim. Aman kendin hallet. Aman tek başına hallet. Ay, ay! Hop, hop, hop. Gördüğün gibi benden yardım olmazsan böyle oluyor işte. Sen her zaman yardım edemezsin bana. Belki. Denesene. Fırına. Bak ne güzel oldu. Ha? Ellerine sağlık. Annemle Tufan da gelecek birazdan. Ya Barış, ne iyi akıl ettin. Kız hayatı boyunca unutmayacak bu doğum gününü. Hadi gel yardım et bana. Bunu buraya koymasaydın. Neyse tamam, siz süsleri yapın. Ben sofrayı kurarım hadi. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalamadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Ya tamam, gıdıklama. Bak ben de seni gıdıklayacağım. Gel buraya. Ya Kiraz, geçin yerinize ya. Bitiyor maç, hadi. İsmet, sana bir şey diyeceğim. Bugün benim doğum günüm. Ama evdekiler bile hatırlamadı. Zaten hatırlasalar ne olacak ki? Tamam. Ben büyüyünce senin, benim, kendi çocuğum olursa onun bile doğum gününü kutlayacağım. Pastalar yapacağım, hediyeler alacağım. Hiç kimsenin doğum gününü unutmayacağım. Erken geldin sen ya. Erken kapattık. Nerede? Kiraz'ın doğum günü için Barış ayarladı. Ay kız uçacak sevinçten ya. Çok iyi. Börek falan da var. Hop. Oo. Ne vuruyorsun ya? Oğlum Kiraz gelince yersin ya. Bir tane yiyeceğim ya. Hayır ya. Gelemediler. Aa! Geliyorlar. Ay. Ya, geliyorlar mı? Gel, yok, yok, yok. Ay. Renk olsun.
Çabuk hadi. Geç, geç, geç. Ne oluyor be? Geç. İyi ki doğdun. Ya onlar bana mı? Evet, iyi ki doğdun kuzum benim. Abla izin verirsen bu genç hanımı ben tebrik ediyorum. Of canım benim. Oh, doğum günün kutlu olsun. Uzatmayın, ben öpeceğim. Ay hadi hadi, pastayı üflesin. Dilek tut, tamam mı? Tamam. İyi konsantre ol. Darısı başınıza Tufancığım. Prenses. Umarım beğenirsin. Al bakalım. Ya gerçekten mi? Bana mı bu? Evet. Ya çok teşekkür ederim. Çok. Hiç önemli değil. İyi ki doğmuşsun. Ama benim şimdi gitmem gerekiyor. Çünkü işe yetişeceğim. Ama bunu saymıyorum. Bir daha denk gelirim, tamam mı? Bence de. Tamam. Süper. Tamam. Hadi sana iyi eğlenceler. Ya biraz daha kalsan olmaz mı? Daha pastayı kesmedik. İşe yetişmem gerek. Restoran değil mi? Ya tabii kalabalık duruyoruz akşam vakti. Yarın buluşuyor muyuz? Tabii. İş çıkışı. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz. Lan sensin sabahtan beri. Şeyma Hanım'ın evinde çay iç, midem bulandı vallahi. Şşt lan stepte. Git Tufan'ı çağır bana. Tufan abi yok abi. Niye lan? Vallahi bir doğum günü kutlaması mı ne varmış, oraya gitti. Aynen. Oğlum mesai saatinde yapılacak iş mi? Neyse hadi git sen bana bir tane soğuk bira kap gel. Olmaz abi. Tufan abi dedi borcunu ödemeden verme. Kaçıyor muyuz lan, öderiz hadi. Kusura bakma abi ya. Benim maaşımla dönüyor lan bu kahve. Sen kime havacıma yapıyorsun? Maaşını alınca içersin Fikri abi. Bana bak, bana böyle ukala ukala konuşma, tamam mı? Hadi git. Çay isteyen var mı? Ben alırım ya. Ben de alırım biraz. Berle. Ay sen ne çay içeceksin beş karış boyunla ya? Ben doldururum. Bana bak Tufan, ne zaman evleneceksiniz kızımla? Ha? Yani bir tek evlilik teklif ettin diye her şey olup bitti mi oluyor? Şey daha yani biz tarih konuşmadık ama biz ayarlarız. Tülay kalkmasak mı, benim kahvede işim var. Kalkıyoruz şimdi, kalkıyoruz. Bana bak, bu Barış çok iyi çocuk ha. Sana da pek düşkün. Şu yüzün bir gülsün artık ne olur ya. Bak hayırlı bir kısmet bulmuşsun, sevinsene biraz. Çocuk senin için neler yapıyor, sen de bir şeyler yap. Ne yapacağım mesela? Ay ne bileyim yani, şu getirdiği pastadan bir dilim al götür. Çalıştığı yeri de biliyorsun nasıl olsa. Hem kendi aldığı pastanın tadına da bakmış olur çocuk. Ya iş yerini biliyorum da ayıp olmaz mı ya? Ay ne ayıp olacak ya, iki dakika uğrayacaksın. Sanki toplantı yapmaya gidiyorsun. Tufan da bırakır seni. Rahmet kapıya baksana. Buyurun. İyi günler. Kiraz Elibol burada mı oturuyor? Evet, hayırdır? Yaşasın geldi mi? Ne geldi mi Kiraz'cığım, ne karıştırıyorsun? Nereye imzalıyorum? Küçük hanım mı imzalayacak? Bilmiyorum abi. Abla! Ne oldu? Kiraz Hanım bir şeyler karıştırıyor yine. Buyurun, ne istiyorsunuz? Burada bir termosfon siparişi görünüyor. Bu sabah telefonla sipariş edilmiş. Ödemesini kim yapacak? Ben. Bu arada faturasını da alabilir miyim? Tabii. Bize termosifon alıyorum kahramanlık paramla. Tamam. Buyurun siz içeri geçebilirsiniz banyoya. Gel gel. Bak Tufan, küçücük çocuk bile senden hayırlı çıktı. Of!
Kim imza alacak? Ha, ben imzalarım. Aferin kızım. Aferin sana. Aa, boğdum kızı. Ay, hakikaten boğdum, pardon. Tamam. Hadi tamam. Sen de Barış'a gidiyorsun. Hazırlan hadi. Ya nasıl gideyim ya bu koşturmacada? Gidilir tabii ya. Herkes burada, çocuklar burada, ben buradayım. Hem evi de toparlarım. Yeter ki annemle baş başa kalmayayım lütfen. Ay tamam. Hı. Tufan, Filiz'i gideceği yere kadar bırak hadi. Hemen, hemen. Hemen ha. Bıraktım ben. Tamam, ben kapıdayım o zaman. Bravo, güzel iş. Sağ ol abi. Bir iş daha var şimdi. Etiler tarafına geçeceğim ben birazdan. Ha, hatırladım, tamam. Ben de geleceğim o arabaya. Tamam. Alo Filiz. Ya, alo Barış. Ne yapıyorsun? İyiyim, bir şey mi oldu? Yok, teşekkür etmek için aradım. Kiraz çok mutlu oldu. Ben de tabii. Yok ya, rica ederim yani. Beni daha çok mutlu ediyor ikinizin mutlu olması. Hem Kiraz benim de kardeşim oldu gibi. Ne yapıyorsun? Hiç öyle. Restorandayım. Araba gitgelleriyle uğraşıyorum. Çalışıyorum yani. Tamam, kolay gelsin o zaman. Tamam. Çok öptüm. Ben de. Hadi başlayalım. Restoranda mıymış? He. Çalışıyor. Bayağı şaşıracak ha seni görünce. He. Senin neyin var ya? İyiyim ya. Öyle görünmüyorsun. Ne oldu? Evlilik stresi mi bastı, ne? Ben Neriman teyzeye daraldın sen. Lan ne bakıyorsun ona ya? Gider o bir iki gün. He, gider gider. Kesin gider. Ben çok sevindim evleneceğiniz ama. Ya ne oldu? Evlenmekten mi korkuyorsun Tufan abi? Ya yok Filiz ya. Ya evlenmekten korkar mıyım ben? Benim Tülay'la evlenmekten başka istediğim ne var ki hayatta? Ha işte. Da ne? Ya Filiz. Ya ben bir şey söyleyeceğim sana. Ama bak kimseye söylemek yok ha. Tamam? Tamam. Ya ben zaten evliyim. Ya oğlum yine mi ya? Tufan abi sen şaka mı yapıyorsun? Vallahi gönlüm isterdi ki şaka olsun Filiz ama değil. Ne demek ben evliyim? Ya öyle değil. Ben zaten 5 yıldır görmüyorum karımı. Ay karım deme vallahi bak sıkıntı geliyor ha. Ya görmediğim için nerede olduğunu da bilmiyorum işte. Boşanamıyoruz o yüzden. Kaldı öyle. Üf, ne yapacağım ben Filiz ya? Ya Tülay diyorsa mahvolur. Biliyorum ya. Biliyorum. Ya sen evli evli nasıl evlenme teklif ediyorsun ya? Ya ne yapayım Filiz? Allah Allah. Başka çarem mi vardı? Gidecekti işte. Ya Filiz. Ya Tülay giderse vallahi mahvolurum ben. Ben Tülay'ı kaybedemem. Bak sen kimseye bir şey söyleme, tamam? Sen nereye kadar saklayacaksın bunu? Ya ne bileyim işte, uygun bir zaman bulunca söyleyeceğim. Sen sakın bir şey söyleme, tamam? Dur, tamam. İyi tamam, ben şunu halledeyim, gidelim. Ha? Yürürüm ben buradan, vallahi gıcık oldum. Öf! Ay senin araba diye. Barış'a bakmıştım da.
Barış mı? Hangi Barış? Burada çalışan Barış. Vallahi burada Barış diye birisi çalışmıyor. Olur mu ya? Hani böyle bu boylarda böyle dalgalı saçlı kumral. Ha, o Barış. Ha. O burada çalışmaz da çalışır. Anlamadım. Ya işte işi gelince sallar burada çalışıyorum diye. Biz de idare ederiz onu işte. Barış öyledir ya. Onun karanlık işleri vardır hep. Hanımefendi, iyi misiniz?